Şevketi Bostan otu nedir? Faydaları nelerdir? Namı diğer mübarek otu. Papatya giler familyasından, kültür bitkisi olarak, üretimi gerçekleştirilen Şevketi Bostan, sarı çiçekli, dikenli bir yapıya sahiptir. Akdeniz ikliminin nemli havasını seven, doğada kendiliğinden yetişen, çayırlarda sık sık gördüğünüz bu ot, yabani bir ot olarak bilinmektedir. Şevketi Bostan, ilginç ismiyle de dikkat çekmektedir. Şevketi Bostan adı nereden geliyor, Şevket adında biriyle mi ilgili, gibi komik sorular aklınıza gelmiş olabilir. Şevket kelimesi, aslında Arapça, diken anlamına gelen bir sözcükten türemiştir, anlamı, bostanın dikeni, ya da bahçenin dikenidir. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın, yapacağınız her yorum, kanalımızın geleceğine, olumlu yönde ışık tutacaktır. Hazırsanız, başlayalım. Şevketi Bostan nedir? Anason kokulu olan Şevketi Bostan'ı seven, dikenine katlanır diyelim ve bu şifalı otu size tanıtmaya başlayalım. Bostan otu, akkız ve mübarek otu olarak da bilinen Şevketi Bostan, köklerinden yemekte, ilaçta yapılan mucizevi bir bitkidir. Kültür bitkisi kapsamına alınmış, sofralarda yer bulan bir bitkidir. Portekiz, Fransa, İran gibi Akdeniz ülkelerinde sıkça rastlanan Şevketi Bostan, şifa kaynağı olarak son yıllarda beslenme listemizde yerini almıştır. Belki de çayırlarda sıkça karşılaştığınız ama ne olduğunu bilmediğiniz ot, Şevketi Bostan otudur. Bu videodan sonra, çayır çimen gezerken, sarı çiçekli Şevketi Bostan'la karşılaşırsanız, evinize götürüp, mutfağınızda kullanmak isteyebilirsiniz. Faydaları nelerdir? Şevketi Bostan otunun faydaları arasında, boşaltım sistemi etkisi de vardır, halk arasında, böbrek taşlarının düşürülmesine fayda sağladığı söylenir. Karaciğeri temizleyen, hücre yenileyici etkisi olan Şevketi Bostan, kırışıkları giderici, kronik baş ağrısı, şiddetli ateş, bronşit, sarılık, adet dönemlerindeki hormon dengesizlikleri ve deri rahatsızlıkları gibi durumlarda da tercih edilir. Sindirime yardımcı olan Şevketi Bostan otu, kabızlığı önler ve gaz problemlerini giderirken, karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarına da iyi gelir. Şevketi Bostan'ın kasılma ve gevşemeye yardımcı olduğu keşfedilmiş, spazm giderici, antibakteriyel, anti-inflamatuar, anti-tümoral etkileri olduğu da tıbben kanıtlanmıştır. Şevketi Bostan Türkiye'de ruhsatlı ilaç yapımında kullanılan nadir otlardandır. Üretimi zahmetli olan Şevketi Bostan, kurutulup süzülerek çay olarak tüketildiğinde de sağlığa iyi geldiği düşünülmektedir. Şevketi Bostan salatası da, haşlanmış otun bol limon ve zeytinyağı ile harmanlanmasıyla hazırlanır ve hem tadı hem içeriği ile enerji vericidir. Nerede yetişir? Şevketi Bostan, diğer adı Şevket otudur ve bu isimle de yaygın olarak bilinir. Akdeniz ikliminin etkili olduğu, ılıman iklime sahip bölgelerde yetişir. Türkiye'de Ege, Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde, doğada, kendiliğinden çıkar, yemeklik olarak en çok Ege bölgesinde değerlendirilir. İzmir ve çevresinde sıkça yetiştirilen ve tüketimi yaygın olan Şevketi Bostan, kalori açısından da çok düşüktür. Türkiye dışında İtalya ve İspanya'da da yetişir. Nerede bulunur? Şevketi Bostan otunu bulmak çok zor değildir. Nemli alanlarda, yol kenarları ve nadas alanlarında rastlayabilirsiniz. Topraklı bir arazide gezerken bile aniden karşılaşabilirsiniz. Aralık ayından itibaren, özellikle ilkbahar aylarından, Nisan ve Mayıs sonlarına kadar yetişir. Son yıllarda daha çok tanınıp, tüketilmeye başlanmasıyla, doğal ortamda neredeyse yok olma tehlikesi nedeniyle, kültür ortamında yetiştirilmeye başlanmıştır. Yemeklik olarak çokça toplandığı için, bulunması artık zor olan Şevketi Bostan bitkisi, köylü pazarlarında ya dikenlerinden temizlenmiş, ya da temizlenmemiş şekliyle bulunur. Adeta bir Şevketi Bostan anavatanı gibi olan İzmir ve çevresinde sıkça rastlayabilirsiniz. Şevketi Bostan nasıl temizlenir? Temizlenmesi de zor bir bitkidir. Özel bir temizleme yöntemiyle temizlenir. Temizlenirken dikenli olduğundan mutlaka eldiven takılmalıdır. Temizlik öncesinde ayrıca geniş bir kaba limonlu su hazırlanır. Havuca benzeyen kökler ve yapraklar dikenlerinden ayrılır. Ardından da kökler ve yapraklar birbirinden ayrılır. Bununla da bitkinin temizliği bitmiyor. Topraklı bir bitki olduğu için bol sudan geçirilmeli ve toprak kalıntısının kalmadığından emin olunmalı. Köklerinin üzerindeki kahverengi tabaka soyarak çıkartılırken kök dikey olarak kesilerek içindeki sert tabaka da çıkartılır. Bu temizlikler yapıldıktan sonra daha hijyenik olması açısından bitki sörkeli suda bir süre bekletilir ve temizlenen kısımlar doğranarak pişirilmek üzere hazır hale getirilir. Şevketi Bostan fiyat bilgisi. Doğa her zaman insana bonkördür, ancak insanlar çoğu zaman onun kıymetini bilemez. Şevketi Bostan otu, doğada sıkça rastlanan bir otken, insanlar tarafından yemek tüketimi konusunda fazlaca tüketilmeye başlandığından artık pek bulunamaz oldu.
Kilosu 20 lira civarındadır. İnternet üzerinden bile sipariş ağı bulunan Şevketi Bostan, son yıllarda en çok tercih edilen Ege otları arasında olup, her geçen gün daha çok bilinir hale gelmektedir. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir. Mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.